Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı kısaltır, şekillendirir ve tıraş eder. Sokrates'ten herkese merhabalar. Philips OneBlade'in sunduğu oyuna şekil verenlerin yeni bölümünde karşınızdayız. Ben Arhan Atapilavoğlu, bugün sevgili İlhan Özgen'le birlikte Manuel Neuer'i konuşacağız. Hoş geldin baba. Selamlar Arhan'cığım, senle. Ee... Yine bir Alman futboluna bırakmıştık. Aynen öyle, Wolfsburg konuşmuştuk. Aynen. Ve şimdi de Alman futbolunun en önemli isimlerinden birisini konuşacağız Manuel Neuer. Ee, nereden başlamak gerekir diye düşündüm ee, ilk bu ismi ortaya attığımda e, sevgili canarilerle konuşmuştuk biliyorsun. Herhalde ortaya çıktığı günden bu yana 2010'larda kendisini gösterdi. 2010 Dünya Kupası önemli bir turnuvaydı kendisi için. Ondan daha iyi bir kaleci söylemekte zorlandığımı fark ettim. 2010'da çıktığı günden bu yana hani bu fonlarla Kasiyaslarla da oynadı. Bugün işte Kurtuğalar, Ederson, Alisonlarla da birlikte oynuyor ve en iyi demesek de belki yani bu fonun Kasiyas'ında çok iyi dönemleri vardı ikili onların başında ama herhalde en komple kaleci. Öyle. Bir de iki nesil arasında da sırıtmamak da büyük mesele. Yani bir eksikliğiyle onların gerisinde kalır bir noksanlığıyla ya iyi güzeldi de şusu vardı dersin. Bu büyük kaleciler de pek olmaz. Hı hı. Yani o yerde onlardan biriydi. Ki o Dünya Kupası da yani Adler'in aslında gideceği. Evet. E, Almanya'nın o dönem en formda kalecisi olarak gösterilen kaleciyken bir anda ona şans doğdu ve bu şansı muazzam kullanıp o dönem Şalke'de oynuyordu galiba. Tabii. Ondan sonra Bayern Münih'e gelerek. Bir e, sene daha oynadı hatta yani. Şalke Kupa'dan sonra. Dünya kupası ile 2014'te de Almanya'nın uzun süredir hasret olduğu Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük rolü vardı. Bütün bunlarla birlikte bir Alman futbolu efsanesine dönüştü. E tabi Bayern Münih'in o ezici takımının da tam geldiği dönem kalesindeydi. E, bu da bir etmen olmuştur. E, bahsettiğin hani o açıdan komple dedim. E, Ederson, Alisson ya da benzeri profillere baktığımızda şu an beklenen ilk şey onlardan temiz bir ayağa sahip olmaları. bu Fon Casillas döneminde de tabii ki bu önemliydi ama akla gelen ilk özellik değildi. Fakat bugün baktığımızda bu iki jenerasyonda da her zaman ilk üçe yazılan hatta belki ilk ikiye yazılan kalecilerden birisi oldu. Noyer o açıdan da çok değerli. Ee, Dünya Kupası dedin. Dünya Kupası performansları da 2014'te e, kazanılmasında çok büyük pay sahibiydi. 2013'te Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında belki de en büyük pay sahiplerinden birisiydi. Ee, var mı çok spesifik bir anın e, Dünya Kupası ya da bu Şampiyonlar Ligi sürecinde? Benim bir tane var çünkü o yüzden. Cezayir sanırım. maçı kapattığı köşeye gelen şutu şöyle bir refleksle inanılmaz çıkarmış. Benim de şey, e, o da çok inanılmaz bir performans. 2014 olması lazım evet. Benzema'nın sol çaprazdan vurduğu hmm. bir top var. Ha, benze o da böyle Tamam, çıkıyor. Tamam tamam Benzema'nınki o zaman özür dilerim. Aynı karşıya. aynı sınıfı konuşuyoruz. Tam, tam, hoş, 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 tamam tamam hoşçakal, özür dilerim. Ben hep Çünkü, Cezayir maçı dönüm noktası ya aha. karışıyor özür dilerim. Ee, ben ilk izlediğimde çok iyi hatırlıyorum nerede izlediğimi. Direğe çarptı herhalde sandım. Sonra tekrarını izledim yine direğe çarptı sandım. Sonra bir yavaşlatılmış tekrarı vardı orada fark ettim böyle yaparak çıkardığında inanılmaz bir kurtarış. Yani ne kadar kuvvetli olduğunu ve reflekslerin ne kadar iyi olduğunu gösteren en iyi kurtarış bence ne o yılın. Benim dediğim maçta Cezayir maçında ceza sahası dışında topla buluşmalarda galiba büyük bir e, sükse yapmıştı. E, tamamen bir libero kaleci gibi oynamıştı. Hatta bütün, çok ikonik bir fotoğraf çıkmıştı o maçtan sonra. Bütün defans arkasına atılan topları toplamıştı ve yani bugün buraya taşıma nedenimiz e, olan o ayağıyla oyun kurma, ayağına hakimiyet mevzusunun en baş yapıt maçlarından biriydi. E, o konuda dediğin gibi ben de e, biraz eski kafa tarafındayım. Yani bir kalecinin önce iyi bir kaleci olması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra e, o özelliklere e, bir ayak hakimiyeti, bir pas kabiliyeti, oyun hakimiyeti konmalı. Ee, Birçok kaleci yeni dönem kalecisini bu nedenle eleştirdiğim ya da beğenmediğim olmuştur ama o yerde her iki konuda da çok fazla eleştirilecek kısım bulmanız zor yani. Ee, dilersen... İki tarafta da dolduruyor çünkü. Hı hı. Buradan e, o soruyu sorayım. Yani oyuna şekil veren özelliği sence nedir diyecektim. Ki biraz bahsettin herhalde onu tanınmayan ilk özelliği gerçekten bir süpürücü olması. Çok rahat bir şekilde e, savunma arkasına gelen topları kalesini çok hızlı bir şekilde terk ederek e, süpürebilmesi. Benim hatırladığım buradan başının yanında o ikonik e, gol var Peki. Inter maçındaki. O da sanırım Schalke'deyken St -Stan Stanković'tan. Stanković'in yani. çok uzun o da yani Stankoviç olduğu için bence hayal ettiği bir e, şut onun. Onun haricinde e, bu süpürmeleri çok fazla yapan ve senin de bahsettiğin gibi Cezayir maçıyla birlikte ikonikleşen bir durum var. Noyer için. 2018 Dünya Kupası'nı çuvalladıklarında da öyle bir gol yemişti o sanki. Ee, Orada doğru. da öyle bir şey olmuştu. Doğru doğru. O da biraz şok etkisiydi ama yani bir, bir anlam katması bir çehreyi genişletmesi anlamı genişletmesi açısından ne olursa olsun yıllar sonra hani Lev Yaşin'le kaleciler başrol oldu diyorsun. Ondan sonra geliyorsun işte 90'larda Peter Schmeichel var diyorsun. İşte Zoff'un istikrarını övüyorsun. Zep Mayer yine bence çizgi refleksleri olarak çok çığır açmış bir kalecidir. Yani oraları belirlediğinde bu adamı da e, mesela Buffon ve Casillas bence Buffon kalecilik olarak daha iyi bir kalecidir ama yön verme açısından bir şeyle dolduramazsın. E, burada bir yön verme kesinlikle var. Bir şekil verme, bir ...tanımı genişletme açısından hakikaten mühenk Taşları'ndan biri futbol tarihinde. Ve e, şu da söylenebilir sanki şimdi... ...ayağı çok iyi bir kaleci, tamam. E, çizgideki performansları da çok iyi, refleksleri çok iyi. Hava toplarında 2015'te sanırım bu fon demişti. Havadaki en iyi kalecilerden birisi diye. Bunların hepsi var. E, fakat mesela süpürücülük çok fazla... E, ...başka kalecilere taşınmış bir özellik değil. Yani Noyer'in çok gerçekten ikonikleştirdiği ve karakterine oturmuş bir özellik oldu sanki. Tamam evet biz bugün ay iyi olan kalecilere bakıyoruz ama bu kadar fazla süpüren bu kadar cesurca çıkışlar yapan bu zamanlamayı bu kadar iyi yapan çok da fazla kaleci yok sanki. Tamamen ona ait bir durum gibi geliyor bana. Ya işte o elbette insanların dikkatinin farklı yere çekilmesi, daha futbolda izleyicinin detayı araması ya da farklı nedenlerle daha çok görünür olmasından kaynaklanan bir durum elbette. Yani. Mesela aklıma gelen e, Galatasaray'da oynadığı için Galatasaraylılar da net hatırlar. Tafarel de ayağı çok iyi bir kaleciydi hı hı. ki direkt asisti de yapardı. Yani mesela İtalya'da Rampulla vardı. Juventus'un yedek kalecisiydi. Onun da şöhreti o ceza sahasına çıkışları ve e, topu kesmesiyle olmuştur İtalya Ligi'nde. Onu Juventus'a götüren ama Neuer dediğim gibi bunu en üst seviyede ve çok göze sokarak diyeyim yanlış anlaşılmasın iyi manada göze sokarak yaptığı için oyunun her anında bunu yaptığı için e, çok akıllara kazındı ve dahası da yani Neuer bunu yapsaydı bence ve takip eden yıllarda kaleciler yine eski modelden devam etseydi belki Neuer'de vardı bunu yapar diyeceğiz ama onu takip eden yıllarda kalecilerin özellikle üst seviyede yer alan o takımlarda oynayan kalecilerin bu özelliğinin çok ön plana çıkması onu bir e, öncü yaptı bir deniz feneri yaptı cidden. Ee, ...ve... ...şu da söylenebilir... ...sanki... ...ben Noyeri izlerken şunu... E, ...görüyorum... ...kalecilik... ...üzerinde ne tarz bir özellik ararsan... ...her şey var onda... ...ve kaleciliğin... ...her özelliğini en elit seviyede... ...yapıyor gibi... ...yani birebirlerde de... ...çok... E, ...yetenekli... ...refleksleri çok yetenekli... ...mesela açı kapatmayı bence çok iyi yaptığını... E, ...düşünüyorum ben... ...kalecilikte en önemli özelliğine desem ben de açı kapatmak diyebilirim. O konuda muazzam hı hı. kaleciydi. E ve şey anlamında açı kapatmak hani işte süpürme değil. Gerçekten birebirlerde çok kısa mesafeli yerlerde açı kapatmayı çok iyi e, başarabilen birisi. Ve şu an bile hala evet işte sakatlıkları vesaireler biraz ismini geri plana atmış gibi gözükse de herhalde en iyi üç kaleciden birisidir diye tahmin ediyorum şu anda. Yani onu bilemem ama hani kalede var diye maça güvenli başlama hem taraftarı hem takım arkadaşlarına e, o konuda bir itibarı olması, o konuda bir güven vermesi çok önemli. E, Neoyer'de ile sahaya çıktın mı işte arkada Neoyer var psikolojisine Hı -hı. izleyici bile olsan kapılıyorsun. Ama e, düşüş var mı? Bence de var. Özellikle evet. kayak yaparken falan bir sakatlandı, evet, evet. bir şey oldu. Hı -hı. O da bir ilginçti. Ama birkaç sezondur hani eski Neoyer mı çok bilemiyorum ama Neoyer olduğu dönemlerde evet en iyilerden biriydi bir de şeye de hizmet etmesi beni ayrı bir mutlu eder böyle kültürler vardır ya mesela İtalya bence savunmacı olarak artık eskisi gibi üretemiyor böyle böyle durumlarda birçok ülkeye bir şeyler bulabiliriz mesela İspanya'nın orta sah kültürü gibi Almanya'nın da işte kaleci kültürü hatta yapamadıkları artık Santorfor kültürü vardır o kaleci kültürünü devam ettirmesi açısından beni ayrıca mutlu etmiştir. Yani işte bizim yetiştiğimiz e, Kaan vardı. İşte biraz İlknar vardı. Daha öncesi Schumacher, Mayer var. E, onların devamı olarak o bayrağı bir yere taşıması da çok kıymetli. Alman futbolu adına. Ya bence işte Ter Stegen de onu devralacak gibi gözüküyor o yerden sonra. Yaşları çok var mı arada ya? Çok da yoktur yaşları. Çok yok. Ama hani şey açısından söylüyorum. o yani Noyer... <laughs> Muhtemelen emekliliğe ufak ufak e, geçeceği için. Evet, e, Neuer'in oyuna verdiği şekillerden konuştuk. Biraz da Philips Van Bladen'in vereceği şekillerden e, konuşalım. Zaten en temel özelliklerinden birisi şekillendirmek. Diğer iki özelliği de tıraş edip kısaltması. Sen de e, sakal ve bıyık konusunda üstatlardan birisin <laughs> ofisteki. <laughs> Yok <Gülüyor> ama yani bir şekil. <laughs> Benimki mesela çok şekilsiz çıkıyor. O hmm. anlamda söyledim. Ee, ne kadar önemlidir senin için bu sakal bıyık hatları? En önemlisi bir kere bak burada önümüzde de var. Ürünle beraber gelen üç farklı uzunlukta kirli sakal tarakları. Bu bu tarz ürünlerde benim en çok önem verdiğim şeydir. Öyle mi? Kesinlikle. Yani tıraş böyle olmalıdır benim <laughs> nazarımda. Ve yani bunu bire yazmak kadar da mantıklı bir şey yoktur. Benim hiç tıraş tecrübem yok. Ben <laughs> dediğin şeyi hiç bakmam. <laughs> Alırım direkt e, kendi keserim. Çünkü dediğim gibi çok kötü çıktığı için hmm. e, pek şey yapamıyorum. E, sakallarımla barışamadım daha. Ama keşke olsa da 3 tane tarağım e, Philips One Blade gibi ben de kesebilsem e, diyeyim. Tabii bir de çift tarahtlı e, tıraş özelliği var. O da benim canımı çok sıkan hmm. özelliklerden biridir. Çünkü işte çok fazla sonrasında ufak ufak yaralar olur. Çift evet. taraflı tıraş etmesi de önemli bir özellik bence. Mühim. Özellikle bizim gibi e, tıraşa çağ öncesinden başlayanların çok dikkat etti. Yani öğretilen ilk şeylerden biridir hmm. bu. Tabii ters kesme mevzusu. Artık teknoloji böyle güzel ilerlediği için öyle dertlerde kalmıyor. Ben vallahi tamamen doğaçlama öğrenmiştim. Babam bir kere vermişti makine. Al bunu. Takıl bakalım demişti. Babam da çok fazla keser kendini. <laughs> ee, ben de çok keserim. Ama dediğim gibi e, Philips One Blade güvenli tıraşta sağlayan e, ürünlerden bir tanesi. O zaman e, Philips One Blade'in özelliklerini e, say say bitmez aslında. Ama e, No Yer'in özelliklerine de geçmemiz gerekiyor. Buyurun. E, dilersen bu bölümü kapatalım ve No Yer'in e, kariyerine uzanmaya devam edelim. Alman kalecilerden e, bahsetmiştin. 2010 ve 2014 aslında Almanya'nın dünya kupasında iyi gittiği dönemlerdi. 2014'te zaten kupayı aldılar. 2010'da da hiç fena gitmiyorlardı. İspanya mağlubiyeti olmasaydı. 2014'te kupayı aldılar, 2010'da gönülleri çaldılar Kesinlikle. Bence. Evet. Yani Birçok insan 2010 takımını hatırlamayı tercih eder. %100. Ki sanırım 3 gol yemişti Neuer. O dönem başka bir şey için bir araştırmıştım. 3 gol çok az ya diyerek. Ee, en az gol yiyerek şampiyon olan kalecilere baktım. Ee, var mıdır tahminin? 3 kişi varmış. 3 kişi varmış. Evet. Gordon Banks var. Evet. Değil mi? Hı hı. Gordon Banks var. Başka kim vardır? Dur düşüneyim. Evet. Yakınlarda var. Yakınlarda mı? Pompidou yok. İlk, ilk nerede? Tapo vardır. O yoktu ama belki vardır sen şimdi. Yok estağfurullah düşünüyorum şöyle bir turnuva. Google'dan oldu. daha Bartes. sağlıklı Bartes. Tabii ki. <laughs> Seveceğim birisi. Buffon. Evet. 2006. Evet. Bu arada şu an düşündüm ben. Birin, benim birim daha aklıma geldi. İsviçre maçında kaç yemişti İspanya? 2010. 2-1 mi yenildiler? 1-0 mu? 2-1 ise Casillas olamaz. 1-0 ise olur bence. Çünkü bir... 1-0 olabilir ama. Sanki 2 gol yedi diye hatırladım ben de Kassiyas'ta. Finalde yemediler, evet. finalde yemediler. Hep bir sıfır bir sıfır kazanmıyorlar mıydı? Bir iyi oynadığı bir maçtı onun. Evet. Yani bir seriydi o da. Bunlar, e, Neuer'de aslında ona çok yakın bir performans sergiledi 2 Dünya Kupası. Birinde 3, birinde 4 gol yedi. E zaten o 4 stoperli e, savunma da tabii ki büyük bir payı var ama e, genel olarak büyük turnuvalarda, Şampiyonlar Ligi'de buna dahil bence gerçekten taşıyıcı kolon olmayı başardı e, kariyeri boyunca. Özellikle bunu işte 2022 yok 2021'de de yapmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'ni orada da kazandı. Ya baktığın zaman 10-11 sene boyunca taşıyıcı kolon olabilmek e, pek tamam kalecilerin ömrü e, tabii ki futbolculara göre daha fazla ama en iyi iş seviyede kalarak bunu yapmak gerçekten önemli. Yok yok kesinlikle yani onu az önce de söylemeye çalıştım. Yani bir başarının ardında sayacağım 5 adamın içinde kalecinin olması Zaten yeterince ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ve dediğim gibi yani Bayern Münih her sene değerlendirdiğinde orada o adam varsa zaten bir korku yayıyor. Zaten bir hani bu nasıl aşılacak sorusunu sorduruyor. O açıdan çok kıymetli bir kaleci. Yani o tartışma götürmez bir durum. Ee, özellikle. Yani dediğim ayak hakimiyeti olmasa bile sadece kalecilik yetenekleriyle dahi öyle anılan bir kaleci olabilirdi. Ya bence diğeri biraz sosu olduğu için yani. Evet evet. Yani dedim ya kaleci tekniklerin en üst seviyesini, en elit seviyesini onu izlerken görebiliyorsun diye. Biraz bu David Beckham'ın yakışıklı olma muhabbeti gibi. Çirkin olsaydı da futbolculuğu daha çok övülürdü diye. Yani o yerde de pas öyle bir noktaya geldi ki sanki o kaleci yani şu an işte ne bileyim Ederson Kıvamında bir kaleciymiş gibi anılıyor. Demeyeyim demeyeyim dedi. Sayın, öyle. <laughs> e, maalesef öyle bir noktaya taşıdı. Ve o bahsettiğin şey bence de çok değerli baba. Özellikle 2013'te bence bu Şampiyonlar Ligi'ni izlerken ben en çok onu dikkat ediyordum. Yani o yer varsa nasıl acaba geçecekler bu adamı diye. E, Ki rakibi çok sindiren bir aslında pres yapısı da vardı. Yani buna rağmen hı. çok pozisyon vermezler çok rakibin üstünlük sağlamasına izin vermezler. Öyle bir pres gücüydü o Bayern Münih ki. Benim izlediğim en iyi Bayern Münih'ti. Yaşımın yetip yetip de izlediğim. Çok etkileyici bir takımdı. Benim de 2010'lardaki favorimdir zaten. Ama dediğin gibi hani oldu da geçti. Oldu da yardılar. Oldu da Barcelona gibi daha formunun zirvesinden düşmemiş takımlar. Oldu da bir imkan buldular. Bu sefer Neuer'i düşünüyordum ve Bayern Münih'in yenilmezlik Durumu daha da yüceliyordu. Ee, yani bunda katkısı cidden çok büyüktür. Alman futbolunda da keza yani 2014 Dünya Kupası e, onun Cezayir maçındaki performansı Benzema'nın şutu onlar olmasa nereye giderdi? Yani ben o kupayı Almanya Brezilya maçı absürt bir örnek de onun dışında muazzam mı kazandı? Çok emin değilim. Ya bence mesela evet Brezilya inanılmaz çizgi dışı bir galibiyet ama 2014 Almanya deyince benim aklıma ilk Cezayir maçı geliyor. Hı çok çok örselendikleri bir maçı zar zor kazandıkları 2-1 kazandıkları uzatmada. Senin doğrusuna geldi. geldi. Sakatlıklar, Lam'ın değişimi, Klozen'in girişi her şeyle dönmüş. Şülerle atmıştı, atmıştı galiba değil mi? Eee 2-2 mi 2-1 mi bitti? 2-1. Uzatmada 1-1 evet, evet, 2-1 gibi hatırlıyorum. Eee o Şampiyonlar Ligi'nde de mesela 2013 çeyrek finalden finale kadar akan oyunda bir gol yiyor. O da zaten ilk ayın penaltısı. Evet finalde inanılmaz bir performans. Yani Weidenfeller de hiç fena maç çıkarmamıştı. Ama şeyi hatırlıyorum izlerken ya ilk böyle bir yarım saat sanırım sadece Dortmund geliyordu. Hı hı. Ve Hep Neuer'e takılıyorlardı. Durmadan Neuer'e takılıyorlardı. Ve o dönemki Neuer e, herhalde formunun zirvesi. En iyi Neuer oydu diye Kesinlikle 10-14 arası hı. diyebiliriz. Yani evet, hangi evet. dönemi izlemek lazım derse arkadaşlarımız ben herhalde 2010-2014 arası Neuer'i seçiyorum. Ee, sonrasında da iyi maçlar oynamıştır ama o dönem çok geçilmez gibiydi ki her kalecide de böyle bir dönem vardır tabii. yani. Ya o dönem bence hani dedin ya 2013 Bayern Münih izlediğim en iyi Bayern Münih diye bence onun temel sebeplerinden birisi de Neuer'in e, çizdiği bir psikolojik sınırdı rakiplere mesela Galatasaray içinde hep Muslera faktörü söylenir ya 2011 şampiyonluğunda 2012 şampiyonluğunda e, pardon 2012-2013 şampiyonluğunda Muslera'nın çok çok iyi bir performans göstermesi ve rakiplerin ya zaten Muslera'yı nasıl geçeceğiz demesi. Aynısı bence Neuer'in e, 2013 Bayern Müni içinde söylenebilir. Ve e, 2013'te biliyorsun üçleme, treble. Onu da düşündüm e, program öncesinde. Bir de işte pandemideki Şampiyonlar Ligi zaferleri var. İki tane üçleme yapan oyuncu yok galiba. Yani. Mümkündür. Üçleme yapan takımları düşünüyorum da işte Inter var. Değil mi? Evet. Inter var. Barcelona var. Barcelona var. <laughs> <laughs> ah Messi var işte. Yani. E çünkü hem Guardiola hem Luis Enrique yaptı. En son City yaptı. City yaptı. Ee, Madrid yaptı mı? Madrid'in Madred yap olmayabilir. Yapamamış gibi geldi bana da. Çünkü ligi kazandıklarında genelde A Ancelotti ile Geçen mı sene ya? yaptılar mı? Bilemedim. Sanki Ancelotti ile yaptılar gibi hatırladım ama e, o açıdan bakınca da aslında tarihte enteresan e, yeri olan birisi. Ben pandemi Şampiyonlar Ligi'ni hep belli noktalarda siliyorum aklımdan ya. Ne açıdan? Bilmiyorum yani. bir Böyle bir, bir, bir boşluk kalıyor bende orada. Herhalde hayat şartları nedeniyle falan yoğunlaşamadık mı? Mesela Atalanta eğlendikten sonra bıraktım gibi ben o şeyi. Hmm. Ee, i̇lginç e, pandemi aşamasını. da sağ olsun. Pandeminin yayılmasına çok büyük katkıda bulunan takımlardan Yaman, birisiydi evet, Valencia evet, maçıyla evet, birlikte. Evet, Buradan dilersen e, Neuer'in aslında bayrağı aldığı ve bayrağı devredeceği kişileri de biraz konuşup programı sonlandırabiliriz. Oliver Kahn tabii ki. Alman kaleciler deyince 2014'te yanlışım yoksa Ballon d'Or adayı adaylarından birisiydi. Üçüncü olmuştu Neuer. Kaan'ın da böyle bir e, süreci var. Zaten yaşın hariç kazanan kaleci yok ama Buffon, Kaan Neuer e, onlardan bir tanesi. E, Kaan'ı nasıl hatırlıyorsun? O bahsettiğimiz kültürün yani Alman çizgi kaleciliği kültürünün son temsilcisi diyebiliriz. Evet. Mesela onun yaşı çok ilerledikçe büyük kaleci olmuştu. Yani Neuer gibi böyle genç yaşta çıkıp da Hı. dikkat çekmemişti ya da Toni Schumacher gibi o vardı Yani 80'ler, 70'ler sonunda falan Baya bir kaleci artık. Ee, yaşı ilerledikçe çok büyük kaleci olmuştu ama çok büyük turnuvalar oynadı. Ve milli takım etkisi belki o yerden de fazla olabilir şampiyonalarda ki o garibimin Almanya'sı biraz da tırt bir Almanya evet. olduğu için hep Avusturya ee, gibi Almanlı ee, Evet oynadı. Evet. Hep şeyle anıldı yani. <laughs> hani Kaan'ın harika kurtarışlarıyla bir yere gelindi gibi. Hani <laughs> Neuer'in kurtarışları belki kupa aldırttı. Belki Kaan'ınkiler de aldırtabilirdi ama işte o takımın içinde olmak da ee, çok önemli bir şey. Dediğim gibi yani Mayer'le başlayan bana göre o çizgi kaleci, o refleks kalecisi, kültürünün ee, çok önemli bir temsilcisi ve onun da bir ek daha en son bağıran Alman lider olabilir biliyorsun. Evet. Lahm'dan sonra bir sakin güç furyası başladı Almanya'da. O değişen Almanya'da. İşte Folstein kullandılar. Peki içeri soktular. Guardiola'laşmaya çalıştılar. Ee, ama onun son şeylerinden biri, örneklerinden biri. Yani Kaan'ı nasıl hatırlıyorsun dersen böyle penaltı kurtardıktan sonra nara atan bir adam aklıma geliyor direkt misal. Son Üstad kovuldu da zaten değil mi Bayer evet. en son. Orada tatlı e, dede hüviyetine bürünmeye başlamış aslında. Evet. Hani oyunculuğunda ben de şapka ve kızarmış yanaklarla hatırlıyorum. Bir de hatırlar mısın ona bir golf topu mu ne atmışlardı evet, kafası evet, yarılmıştı. Evet. O görüntüyü gazetede unutamam. Yani böyle en sevdiğim kaleciler arasında böyle beş arasına falan almam lazım ama saygınlık ve o kaleci mevkisini dolduran e, hem cüssesiyle hem karizmasıyla hem yaptıklarıyla... Hakikaten büyük figürlerden biriydi. Ee, buradan son olarak hani Neuer'in bayrağı devredebileceği kişiler var mı diye belki konuşabiliriz. Şu, şuradan pas atacağım. Aslında Neuer'in büyüklüğü şuradan da devreye giriyor. Terste yine biraz söyledik zaten. Evet çok aralarında yaş yok ama Neuer çıktığı dönem Almanya'da kaleci gerçekten su gibiydi. Atler vardı, Leno vardı. Ron Robert Ziller vardı. Birçok kaleci içerisinden sıyrılıp net bir şekilde bir numara oldu. Ve hiçbir zaman hani kaleyi hiç kimseye teslim etmedi. E şu an artık yavaş yavaş zaten sakatlığıyla birlikte de Ter Stegen'in devreye girdiğini görüyoruz. Son turnayı da zaten Neuer no oynadı. Şampiyonada da yani oynar gibi düşünüyorum ama bilmiyorum. Oynamazsa da bence Ter Stegen net bir alternatif. Fakat Ter Stegen sonrası için şu an Elde avuçta çok bir kişi yok gibi. Zaten bence böyle isimlerin kıymeti bıraktıktan sonra o yerin dolmamasıyla daha iyi anlaşılıyor. Hı hı. Bazı böyle terse şanssızlar da var. Figo gibi. Figo çok büyük bir oyuncuydu ama Ronaldo gibi acayip bir adam hemen geldi evet. oraya ve Figo'yu unuttuk yani kaynadı arada. İşte Netflix filan belgeselini yapmasa belki de <laughs> bu kim diyecek gençler bile çıkar mübalağa ediyorum. Böyle oyuncular da oluyor. Mesela ben bu fonda da öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Baba bir kıs artık ya. Ya yani benim için bıraktı, bıraktı artık da. Mesela Donnarumma fena kapamadı ama Donnarumma da karizma olarak o etkiyi bir türlü bırakamadı. İşte Hı -hı. menajerinin alavere dalavereleri habire bir kulübünü tehdit etmesi şu TSG bu. TSG tercihi. O kalmadı pek gibi. Ama Noyer'de de yetenek olarak da dediğin gibi ya yani şey tersteği var ama onunla yaşa artık. fena değil yani öyle evet. genç 10 seneyi alıp götürür diyeceğimiz bir kaleci değil. Ve ee, Alman futbolu için beni en çok üzen şey bu az önce de bahsettim yani forvetleri acayip bir center for çıkarmıyorlar çok iyi bir stoper var mı çok emin değilim ee, çok iyi bir kaleci geliyor mu emin değilim yani bu kültürlerden böyle oyuncular çıkmaması yani hep çıkardıkları alışkanlık haline getirdikleri yapıda oyuncu çıkmaması beni bir futbol sever olarak üzüyor Almanya'da benim en kıymet verdiğim 2-3 futbol kültüründen biridir çok saygı duydum o açıdan beni üzen beni düşündüren şey var yoksa bir türlü yeri dolacaktır yani bir kaleci de bulurlar ama o etki yani o bayrağı taşıma hususunda iş zor gibi görünüyor. Ya orta sahaları bile aslında baktığın zaman Tabii. Alman orta sahası hissiyatını pek almadığın Çok evet Versatiller çok yetenekliler ama biraz daha İspanyol'a yakın bir ekol sanki izlerken görüyorsun. Ya ya da oyunu yüzde yüz değiştirecek bir şeyleri yok misal bence. yani orta sahada olduğu anda oyunu %100 değiştirecek bir Alman orta saha söyleyemem. Mateus'u yok. Yani hani mesela Goretzka benim çıktığından beri çok beğendim. Çok severek izledim hı hı. ve gelişimi de biraz farklı oldu. Daha ofansif oyuncuyken son turnuvalarda son işte Bayern Münih performanslarında daha görev adamı, daha 8 gibi oldu. Çok beğeniyorum. Ama şimdi efenberg mi Goretzka mı desen ki efenberg de yani overatlar netserler, Mateus'lar arasında değildir belki. Bilemiyorum yani. Karşılaştıracak. Efemberk daha iyi oyuncu olabilir. Yani daha gibi bile bence bu kadroda. E gibi gibi yani. Fark işte. Yaratır gibi. Ee, Onun geliyor. için Almanlar açısından bir sıkıntı var gibi. Yani mutlaka çıkarıyorlar, parlatıyorlar. O şöyle bir adamları var. O böyle bir adamları var oluyor ama. Sanki o biraz o dolduruşa gelinen evet, oyuncular evet. oluyor. Yani işte Kaan'ın milli takıma etkisi dedik ya, Noier'in etkisi. Hı -hı. O milli takıma geldiğinde o maçı alacak, milli takıma hizmet edecek. Misal şey. Fransa milli takımda çok öyle oyuncu var. Yani ne olursa olsun o milli takıma geliyorlar ve burası bizim köyümüz, burası çöplüğümüz diye istediklerini alıyorlar. Almanya bunun atasıdır yani. istediğini alma, milli takımla, milli formayla bir şey yapma. Bu konuda çok ileri gidiyorlar mı? Çok emin değilim. Kalecilik de o kültür, o alışkanlıklardan biri işte. Ee, kesinlikle. Bakalım. Ter Stegen sonrasında potansiyel genç bir Alman kaleci bekliyoruz. İnşallah çıkartırlar ve o dediğim gibi Adler'le, Lennon'u, Ron Robert, zilerle Stegen'li işte döneme bir ışık tutarlar diyorum. Ve ekleyeceğim bir şey yoksa programı sonlandırıyorum. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Philips Van Vlade'in katkılarıyla Manuel Neuer'i konuştuk bu bölümde. İlerleyen bölümlerde başka kişiler sizlerle birlikte olacak ve oyuna şekil veren sporcuları konuşmaya devam edecek. Hoşçakalın. Philips One Blade her uzunluktaki sakalı kısaltır, şekillendirir ve tıraş eder.